Herkese merhabalar. Ne varsa doğada var kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Böylece bu harika videoları ilk izleyen siz olun. Şifalı bir bitki olan rezene, maydanozgiller ailesinden gelmektedir. Rezenenin kök, yaprak ve tohumlarından yararlanılır. Kendisine has bir kokusu vardır. Sodyum, potasyum, fosfor gibi mineralleri içerisinde barındırır. Faydaları saymakla bitmeyen rezene çayı, annelerin süt miktarını arttırırken bebeklerin gazını gidermeye yardımcı olur. Adet sancılarına iyi gelen rezene çayının idrar söktürücü özelliği vardır. Rezene çayı, Akdeniz bitkisi olan rezenenin demlenmesiyle hazırlanır. Rezene çayı nasıl yapılır diyorsanız, rezene çayının faydaları nelerdir, ne işe yarar, videomun içerisinde detaylıca öğrenebilirsiniz. Rezene çayı nedir? Son yıllarda emziren annelerin süt miktarının arttırılmasının yanı sıra, anne ve bebeklerde gaz problemlerinin giderilmesi için de sıklıkla tüketilmeye başlanan rezene çayı, Akdeniz bölgesi bitkilerinden biri olan rezeneden yapılır. Anadolu'da Arap saçı olarak da bilinen ve maydanozgiller familyasına ait olan bitkinin boyu yaklaşık 1,5 metre uzunluğundadır. Koyu renge sahip bitkinin kök ve tohumları halk arasında kabızlık ve gaz problemlerinin iyileşmesi için de sıklıkla kullanılır. Çay yapımında kullanılan bitkinin yaprakları da aromatik bir tat ve karakteristik bir kokuya sahiptir. Çayı ise genellikle bitkinin tohumları ve yaprakları kullanılarak yapılır. Yapılan araştırmalar ışığında rezene bitkisinin tohumlarının çiğnenmesi, tükürükte bulunan nitrit miktarının arttığı ve böylece tansiyonu düzenlediği görülmüştür. Rezenenin yaprak ve tohumlarından yapılan çayın A ve C vitaminleri açısından zengin olduğu ve mide, bağırsak problemlerinin giderilmesi amacıyla kullanıldığı da bilinir. Kolesterole iyi geldiği düşünülen bu şifalı bitkinin pek çok farklı hastalığı önlediğine dair görüşler bulunur. Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineraller açısından zengin olan rezeneden yapılan çayın faydaları konusuna geçmeden önce rezene çayının nasıl hazırlandığına göz atalım. Rezene çayı nasıl hazırlanır? Sağlığa pek çok faydası ve hastalıkları önleme konusunda etkili olduğu düşünülen rezene çayı, demlemeye hazır poşetler halinde satın alınarak sıcak su ile kolayca demlenebileceği gibi aktardan alınan rezene yaprağı ve tohumları ile de hazırlanabilir. Ben bugün çayımı rezene tohumlarından hazırlıyorum. French press'ime bir fincan rezene çayı için bir tatlı kaşığı rezene alıyorum. Ve üzerine bir fincan kadar yaklaşık 250 ml kaynatılmış su ekliyorum. Ve bu şekilde 5 dakika demlenmeye bırakıyorum. Beş dakika sonrasında rezene çayımız servise hazır. Rezene çayı günde birkaç fincan olarak tüketilebilir. Dilerseniz çayın içerisine bir dilim limon ekleyebilirsiniz. Rezene çayının faydaları nelerdir? Emziren annelerin süt miktarını arttırır. Bebeklerde gaz sorununun giderilmesini sağlar. Tansiyonu düzenleyerek kan basıncına yardımcı olur. A ve C vitaminleri bakımından zengindir. Kabızlığa iyi gelir ve sindirimi düzenler. Anemiye iyi gelerek kansızlığın giderilmesine yardımcı olur. İdrar söktürücü özelliğe sahiptir.
depresyona iyi gelerek ruhsal sıkıntıları giderir. Sakinleştirici özelliği vardır. Stresi azaltarak kaygı durumunu düzenler. Ses kısıklığına iyi gelir. Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Mide ve bağırsak sistemini rahatlatır. Enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Kan basıncını düzenler. Solunum sistemi problemlerine iyi gelir. Regli sancılarına iyi gelir. Baş ağrısını azaltarak rahatlamayı sağlar. Metabolizmayı hızlandırarak daha kolay kilo vermeye yardımcı olur. Diş eti iltihabını giderir. Gözlerdeki şişkinliği gidererek bu bölgedeki ağrıyı hafifletir. Kasları yumuşatarak kas spazmlarına iyi gelir. Kalp sağlığına fayda sağlar. Rezene tohumu neye iyi gelir? Gastrit ve ülsere iyi gelir. Rahat bir uyku uyumayı sağlar. Akne ve sivilcelerin tedavisinde kullanılır. Kramplı sancıları önlemeye yardımcı olur. Kan basıncını dengede tutar. İltihap kurutucu özelliği bulunmaktadır. Tokluk hissi yaratır ve kısa sürede zayıflamayı sağlar. Rezene yağı neye iyi gelir? Rezene yağı, rezenenin tohumlarından elde edilir. Vücudun dış güzelliğinde kullanılır. Bakımlı saçlar için rezene yağından maskeler yapılır. Kuruyan saçları nemlendirerek yumuşamasını sağlar. Saç dökülmelerine karşı etkilidir. Cilt kuruluğunu gidererek pürüzsüz bir görünüm sağlar. Akne ve sivilce oluşumunu önler. Rezene çayının zayıflamaya etkisi nelerdir? Rezene çayı ödem söktürücü özelliğiyle aynı zamanda vücutta detoks etkisi de yaratır. İştahı bastırdığı ve metabolizmayı hızlandırdığı için kilo vermeyi kolaylaştırır. Uzun süren bir tokluk hissi yarattığı için fazla yemeği engeller. Özellikle bel, basen ve kalça kısmında biriken yağların erimesinde de önemli rol oynar. Evet sevgili arkadaşlarım, bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.